YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda romatizma hastalığı nedir? Sodyum eksikliğine bağlı romatizma hastalığı nedir? Sodyum eksikliğinden dolayı insanlarda gelişen hastalık grupları ve sodyum fazlalığı nedir? Öncelikle romatizmanın tanımı şu şekildedir. Eklemlerimizi birbirini ayıran, kemikleri birbirinden ayıran, adı kıkırdak olarak da belirtilen lastiksimsi bir katı et maddenin iki eklem arasındaki eklemlerin birbir kemiklerin birbirine sürtmemesi için yaratıcı tarafından tasarlanmış, iki kemiğin birbirine zarar vermemesi için tasarlanmış bir kıkırdak dokusudur. Zamanla kişilerin dengesiz beslenme ve çalıştığı iş koşullarından dolayı ağır işlerde çalışan veyahut da hiç çalışmayan, sürekli sabit kalan, aşırı kilolu olanlar ve düzenli egzersiz hareketleri yapmayan insanlar, bilgisayar başında çalışan, hamallık yapan ve çeşitli sulu işlerde çalışan kişilerde romatizma görülme oranı çok yüksektir. Aslında romatizmanın tam bir bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre tam bir neden kaynaklandığına dair bir neticesi olmamakla birlikte yaptığımız araştırmalar sonucunda romatizma hastalığıyla sodyum eksikliğinin bağlantılı olduğunu gördük ve romatizma ilaçlarında kullanılan bütün ilaçların bileşen maddesi sodyum grubu ilaçlar olmaktadır. Diklofenan sodyum, diklarit sodyum gibi sodyum içeren ilaçlardır. Ve düzensiz beslenme, dengesiz ve düzensiz beslenme, egzersiz yapamama veyahut da çok ağır çalışma, kaslarımızı, eklemlerimizi aşırı fazla da kullanarak, eklem kıkırdağının zedelenerek zamanla eklem kıkırdağının dokusu iyice azalarak kemiklerin birbirine sürtmesi sonucu oluşan hissettiğimiz ağrılara, acılara, sızılara romatizma denir. Ve zamanla kireçlenme olayı da hiç çalışmayan ve şişman obezite kişilerde ve genellikle yaşlılarda görülmektedir ve hareket kısıtlılığından, hareket etmemeden, düzenli egzersiz yapmamaktan kaynaklanan kireçlenme olayı da genelde sodyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Sodyum deyince de hemen aklımıza tuz gelmektedir. Ve sodyum eksikliği normalde romatizma olmayan bir insanda bile sodyum eksikliği hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler olmaktadır. Hafıza kaybı ve hafızasında bir şeyi tutamama ve çabucak unutma gibi belirtiler olmaktadır. Yorgunluk belirtileri de olmaktadır. Ve dengesiz ve düzensiz beslemenin de romatizma başlangıcının anahtarı olmakla birlikte sodyum eksikliğinin oluşturacağı hem zararlar hem faydalar ve sodyum vitaminleri hangi besinlerde vardır? Bilim adamları bugüne kadar romatizmaya kesin tedavi edici bir ilaç geliştirememiştir. Ancak romatizmadan kaynaklanan ağrıları, sızıları, şişkinlikleri alabilecek çeşitli iltihap giderici anti-inflamuatör isimli ilaçlar geliştirerek kişinin ağrılarını, sızılarını engellemektedir. Ancak sodyum grubu ilaçların fazla sodyum alındıktan sonra oluşabilecek hastalıklarda yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, felç hastalığı ve kalp krizi gibi kalp ve damar hastalığı sonucu romatizma ilaçlarını çok fazla kullanan insanlarda görülebilecek hastalıkları ve ölüm nedenleri de kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon gibi felç hastalığı gibi hastalıklar sonucu romatizma ilaçlarının kullandığı sodyum grubu ilaçlardan dolayı yüksek oranda sodyum alınmasından dolayı genelde romatizmadan aslında ölümler olmuyor ama romatizma ölümlerinin kullandığımız ilaçlardan ötürü bu hastalıklardan dolayı ölümle sonuçlanan yaşlılığa da bağlı olan ölümler gerçekleşmektedir. Günlük 2 ila 4 gramdan fazla sodyum alındığı takdirde yüksek tansiyon, böbrek hastalığı, kalp krizi, felç hastalığı ile kalp krizi hastalığı gelişmektedir.
Peki sodyum vitamini nelerde vardır? Başta sodyum vitamini hemen aklımıza geldiği gibi maden suyu aklımıza gelir, tuz aklımıza gelir. Ancak besinlerde şu şekildedir. Her çeşit peynir grubunda hemen hemen sodyum vitamini vardır. Salça gruplarında, fındık, fıstık, kuru yemişlerde, cevizde, kerevizde, havuçta sodyum vitaminleri vardır. Ayrıca tereyağında, sosislerde, salamlarda, sucuklarda, her çeşit peynir gruplarında ve hardal bitkisinde, şarküteri ürünlerinde ve konservelerde sodyum vitamini vardır. Ayrıca son alternatif tıp olarak açıklanan bir araştırma neticesinde bazı doğadaki bitkilerdeki yaprakların, otların, çöplerin özünde bulunan ve kalsiyum vitamini, sodyum vitamini, vitaminler de içeren çınar yaprağı gibi, sinirli ot gibi, papatya bitkisi gibi otlar, yabani nane ve yabani marul tipindeki otlar hem bolca kalsiyum vitamini içerdiğinden hem de romatizma ve kireçlenmedeki eklem kıkırdak yapısını içerdiği kalsiyum ve sodyum vitaminleri neticesinde eklem kıkırdak yapısını geliştirerek bu bitkiler zamanla gelişerek romatizmaya çare olabilmektedir. Ancak romatizmanın başlangıcı araştırmalarımız neticesinde kalsiyum ve sodyum eksikliğinden bağlıdır. Ve bütün romatizma ilaçları genelde sodyum grubu ilaçlar içermektedir. İltihap giderici ilaçlar içermektedir. Ve diklofuran adı verilen iltihap giderici ilaçlar olmaktadır. Ve romatizmanın bir kuru romatizma kireçlenme var. Ve bir de iltihaplı romatizma var. İltihaplı romatizma da ancak yine sodyuma dayanmaktadır. Ve kemiklerin arasını koruyan kıkırdak yapının zamanla tükenerek birbirlerine sürterek oluşan tahrip ve yankılardan dolayı oluşacak iltihaplı romatizma da işte oradaki sürtünme ve aşınmadan dolayı vücudun gösterdiği tepkiden dolayı savunma mekanizmasından dolayı iltihaplı romatizma ilaçlarda verilmektedir ve iltihap giderici sodyum ilaçları verilmektedir. Hoşça kalın.